Sayın Büyük Sistem TV izleyicisi, 6 ay sonra veya 1 sene sonra veya 10 sene sonra bir vatandaş hakkını arayamaz mı? Ararsa onursuz mudur diye soracağız. Eğer Özlem Zengin'in bu konuda haksız bir tutumu veya söz sergilemesi varsa özür dilemeli mi diye soracağız. Büyük Sistem TV'yi takip edin, abone olun ve paylaşımlarınızla, yorumlarınızla bize güç, kuvvet, destek vermenizi talep ediyoruz. Büyük Sistem TV'de kalın, mutlu kalın, iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Merhabalar, iyi günler. Merhabalar. Biliyorsunuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin bir açıklama yaptı. Yani bu cezaevlerinde üst aramalarla ilgili bir insanın hakkının bir sene sonra aramasının veya 10 sene sonra aramasının onursuzluk olduğunu söyledi. Sizce haklı mı? Haklı olduğu taraf da var, haksız olduğu taraf da var. İnsanın onuru zedelendiği zaman bunu çok hızlı bir şekilde insan onur etmek, tamir etmek ister. Hakkının bir an önce aranması, çok hızlı bir şekilde çözüm bulmasını ister. Ama cezaevlerine girişlerdeki kuralların çok sık olması bir yere kadar normal, bir yere kadar normal değil. Ama öyle değil diyor, yalan söylüyorlar diyor. Özellikle HDP'liler ve Cumhuriyet Halk Partisi diyor, abartıyor diyor. Öyle çırılçıplak soyulma gibi bir olay yok diyor. Öyle bir olay olduğunu ben de düşünmüyorum öyle bir olduğunu. Yani zaten ülkenin içinde bulunduğu durum geleneğe 3 parti birbirine savaşar. Ama şunu biliyoruz, yani cezaevine giren mahkumların anadan doğma 3-4 defa çök kalk yaptığı, özellikle bir de madde suçuysa özellikle 3 defa çök kalk, çırılçıplak. Önüne dön 3 defa çök kalk, arkana dön 3 defa çök kalk. Aynen. Yapıldığını tarih, erkek de olsa bayan da olsa biz biliyoruz. Aynen, tarihte yaşamış çok hala yaşanıyor. Var. Hala yaşanıyor. Kapalı, tam güvenlikli cezaevler. İşte inanmak istemediğimizden dolayı. Tam güvenlikli cezaevlerinde hala yaşanıyor. Ve ziyaretçilerinin o stüdyonun kenarındaki teli bile, mesela siz cezaevine düşseniz hasbel kader ama haklı veya ama haksız sebeple eşiniz size gelirken stüdyonun etrafındaki o teli bile sökmesi gerekiyor. Ötmemesi gerekiyor X-ray'den geçerken. Yüzüğünü çıkartıyorlar mesela. Ya yüzük çıkarılması normalde. Stüdyandaki demirini çıkarılması saçma. O zaman havalimanlarından, yurt dışından girişlerde, yurt dışından çıkışlarda herkesin X-ray cihazından çırılçıplak geçmesi gerekiyor. Eğer ki devletin böyle bir uygulaması varsa gerçekten çok saçma. Ben hala inanmak istemiyorum ama bunlar var. Yaşanıyor, hala yaşanıyor. Ya içinde bulunduğumuz bu ben şu an bir seneden beri mesela ziyaretçi yasakları var Covid'den dolayı. Aynen, Covid'den dolayı. Şu 11 aydan beri görülüyor dersek yalandır. Çünkü ziyaretçi yok. Ziyaretçi yok, aynen. Ziyaretçi yok. Ama velakin öncekinde 11 ay öncesine kadar bunlar yaşanıyor. Ya çok fazla yazılıp çizildi. İşte biz yani şimdi 80'den sonra olan doğanlarla 2000'den sonra doğanlar arasında çok büyük örf adet farkı var. Biz böyle şeylere inanmak istemiyoruz ama onlar tamamıyla hayal dünyasında yaşıyorlar ama bunlar ne yazık ki şimdi gerçek. Bunu biz yaşadık diye insanın hakkını araması sizce kanunen veya maneviyen onursuzluk mu? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yanılıyor mu sizce Özlem Zengin? Kesinlikle yanılıyor. Özür dilemesi gerekiyor mu sizce vatandaşına? Kesinlikle. Hakkını arayan insanlardan özür dilemesi gerekiyor. Kesinlikle özür dilemesi gerekiyor. Sizce diler mi? Bence dilemez. AKP'li olduğu için. Görüşlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel. Ama zaten bizim hani Türkiye'de adalet olmadığı için yani haksızlığı da bugün de yarın da arasak yani hiçbir şey fark etmiyor yani. Bugün de arasanız, bir sene sonra da arasanız, bir sene sonra arayınca siz onursuz mu olursunuz? Hayır tabii ki. Neden onursuz Bunun olayım? Bunun için açıklamasını özür dileyerek doğrulaması veya teyit etmesi gerekir mi Sayın Özlem Zengin? Ya tabii o onun kendi kişiliğine kalmış bir şey bence. Siz özür dilemeli mi? Bence özür dilemeli yani. Çünkü ben niye bir sene sonra hakkımı aradığım zaman onursuz olayım ki yani? Siz milletvekili olsaydınız hasbelkader doğru ya da yanlış böyle bir açıklama yapmış olsaydınız özür dilerdim. Ben özür dilerdim. Ve onu da bilinçli söylediğinde düşünmüyorum. Hani olayı belki hani bilinçli söylediğinde düşünmüyorum. Hani gerçekten eğer böyle bir şey konuşma yapıldıysa ki ben şahit olmadım, görmedim. Meclis konuşmalarından izleyebilirsiniz. Evet, izleyeceğim. Eğer ki böyle bir konuşma yapıldıysa gerçekten özür dilemesi gerekiyor. Çünkü ben bir bayan olarak hani sizin de söylediğiniz gibi ben bir sene sonra hakkımı aramam gereken bir durum olursa ben niye onursuz olayım ki? Ben hakkımı her saniye, her dakika, bir yıl ya da 10 yıl sonra da ararım yani. Başörtüsünden dolayı kendileri 5 sene sonra da, 10 sene sonra da, 20 sene sonra da hakkını aradı. Evet. Sayın Özlem Zengin veya başörtüsü kanununu isteyenler. O zaman onlar onursuz muydu? Hayır. Değil mi? Yani. Başörtüsünü biz de, benim de annemin sonuçta başörtülü. Tabii ki canım yani. Kimse de çıkartamaz. Tabii ki çıkartamaz. Belki sizinki de örtülüydü sizin annenizde. Tabii ki örtünü çıkartamaz. Örtünü örtmemek sizin de kendi tercihiniz. Tabii ki kendi tercihim yani. Sonuçta eğer ki ben hani dediğim gibi bir yıl sonra da hakkımı arasam, bir saat sonra da hakkımı arasam ben onursuz diyorsa gerçekten özür dilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Çok sağ olun, görüşlerinizi paylaştığınız için. Tamam, teşekkür ederim. Daha güzel günlerde konuşmak dileğiyle. Sağ olun, inşallah. Evet.
Mesela o açıklamayı siz milletvekili ya da bakan ya da grup sözcüsü olsaydınız, siz yapmış olsaydınız hasbelkader özür diler miydiniz? Dilerdim. Evet. Yani istemeyerek o an düşüncesizce söyledim veya bir şeylerin arkasına sığınarak özür dileme gereği duyar mıydınız? Duyarım. Sizce özür diler mi? Dilemesi gerekiyor. Diler mi sizce? Ben... Dilemez herhalde. Dilemez mi? Dilemez. Tamam, çok sağ olun, teşekkürler. Abicim merhaba, öncelikle hayırlı işler. Merhabalar, sağ olun. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin dün bir açıklama yaptı. Cezaevlerindeki hak arama konusuyla ilgili. Hakkını 6 ay, 1 sene veya 10 sene sonra arayan kadın onursuz kadındır dedi. Sizce doğru mu söyledi? Çok yanlış. Özellikle hem cinslerine karşı böyle bir cümle kullanması çok yanlış. Bana göre böyle bir cümleyi kullanan insan kendisi onursuzdur. Evet. Çünkü özellikle cezaevinde bulunan insanlar için bu söyleniyorsa hanımefendi önce bir cezaevlerine gitsin, şartlar ve koşullarını orada bir görsün. Mesela anadan doğma soyunma olayını dile getiriyor. Cumhuriyet Halk Partililer, İYİ Partililer, HDP'liler vesaire. Öyle evet. Bir olay yok diyor. Var mı hiç şahit olduğunuz yakın etrafınızdan bir insan? Aslına bakarsanız var. Ben şahit olmadım ama duyumlarım var. Var. Mesela ben şunu çok iyi biliyorum. Ziyarete eşine gittiğinde, bir kadın eşini ziyarete gittiğinde sütyenin etrafındaki tele kadar söktürdüğünü söylüyorlar, duyuyoruz. Söktürme değil de onu yani komple çıkartıyor, o şekilde içeri alıyor ve bir kadının hak akıtan gerçek manada edebini incitecek şekilde içeri alınıyor. Anladım. Çünkü biz İslam devleti isek edep ve hayaya önem vermemiz lazım. Sizce veriyorlar mı? Hiç sanmıyorum. Sayın Özlem Zengin, sizce vatandaşından ve Türk kadınından özür dilemeli mi? Ya zaten böyle bir cümleyi kullanmak bana göre cehalettir. Sizce bu saatten özür sonra özür dilese veya dilemese hiçbir anlamı yok. Sizce diler mi öyle bir erdemde? Sanmıyorum. 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 O cümleyi kullanan insanlarda bir erdem aramak veya onur aramak biraz ters düşer. Öyle mi? Olmayan bir şeyi yeniden var etmende bir anlamı yok. Anladım. Veya o beklentiye girmenin bir anlamı yok. Ama ondan daha önemli, daha büyük, daha can sıkıcı durumlar var. Yani ben bu ülkeden şunu isterim. Şu an gündeme alınması gereken tek şey halkın durumu. Burada Türkiye'de şu anda biz öyle bir hale gelmişiz ki dertlerle, acılarla, çilelerle, yoklukla hep vatandaş kendi baş başa. Hamurumuz yoruldu. Fakat bize hangi şekli vereceklerini bilmiyorlar. Oysa tam tersi olması lazım. Halk devleti yoğurur, şekil ve şemayı verir, ona göre yol alır. Evet. Ama bizde her şey tersine. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Gerçi hiç hayra da benzemiyor ama yine de temelimiz o. Teşekkür ediyorum. İnşallah mutlu günler bizim olur diyelim. Amin. Tek tüm dileğimiz o. Onursuz kadındır dedi. Sizce öyle mi? Ne dedi, ne dedi? Hakkını 6 ay sonra, 1 sene veya 10 sene sonra arayan kadın onursuz kadındır dedi. Hakkın... O kendi onursuzdur o zaman. Öyle mi? Kadınlar her zaman haklıdır. Aynen. Kadınlar alakası insandır. Yok. Alakası yok yani. Siz mesela 6 ay sonra, 1 sene sonra hakkınızı ararsanız onursuz mu olursunuz? Hayır, değilim. Burada Sayın Özlem Zengin'in Türk vatandaşından ve bütün kadınlardan, bütün insanlardan özür dilemesi gerekiyor mu? Gerekiyor tabii. Sizce diler mi? Kendi fikri, ben bilemem. Sizce diler mi? Dilesin baba. Dileyebilir. Vekildir mekildir diye bir şey diyemiyorlar haklar ama dilemesi lazım. Dilemesi lazım. Tabii canım. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizce bir bayanın hakkını araması onursuzluk mu? Değil. He? Değil derken. Hakkını arayan kadın onursuz mudur? Hayır. Tam aynı gün onurludur. Değil. Aynı gün değil. Bir sene sonra veya beş sene sonra veya on sene sonra hakkını aramaya kalksa yine onursuz mudur? Hayır, asla onurludur. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin, cezaevlerinde yaşanan, kadınların üst aramalarına vesairelerinde yaşanan sıkıntıları dile getiren MHP'lileri, CHP'li ya da HDP'li milletvekillerini hakkını niye aynı gün aramamışlar? Niye bir sene sonra veya on sene sonra aramış o kadın onursuz bir kadın diye hakaretle bir söylemde bulundu. Sizce özür dilemesi gerekiyor mu kadınlar? Kesinlikle özür dilemesi gerekiyor. O kadını zaten gördüğüm zaman çok illet oluyorum. Gerçekten hakkını araması lazım. Kadınların artık sesini yükseltmesi lazım. Onur mücadelesi çok büyük bir mücadele. Bence 10 sene sonra da olsa aramış olması lazım ki bizim ülkemizde arayamıyoruz ki. Sesini çıkaran ne oluyor? Ya kadınlara seçme seçilme, nikah kanunu vesaire 1926 yılında geldi biliyorsunuz 95 sene önce. Evet. 95 sene önce geldi.
Yani biz daha hala bu 95 senenin çok çok gerisinde miyiz? Çok gerisindeyiz. AKP bizi çok gerisine götürdü. Öyle yani mi? Biz evet çok gerisine gittik yani. Su bardağı yoktu diyor adam ya. Su bardağı yoktu. Ne demek borca yani? Borca mı muhabbet edin? Borca mı bizi icat ettik diyordu damat bey. Onu mu diyorsun? Hayır hayır. Milletvekillerinden biriydi sanırım. Konuşuyor diyor ki bırakın içindeki suyu diyor. Su bardağımız yoktu diyor. Ben de damat bey de borcam yoktu demişti biliyorsun. Hiçbir şeyimiz yoktu. Biz yalaktan su içiyorduk zaten. Yani AKP sağ olsun. Buzdolabınız var mı evinizde? Kesinlikle var ama AKP'den çok önce. Öyle mi? Evet. O tek kapılıymıştır. Çift kapılısını bu dönemde aldım. Çift kapılı. Öyle mi? Evet. Tamam, görüşlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, hayırlı işler öncelikle. Sağ olun, şey olun. AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin. Hakkını 6 ay, 1 sene sonra veya 10 sene sonra bir bayan arıyorsa dedi, onursuzdur dedi. Aynı gün araması lazımdır dedi. Sizce de öyle mi? Her kadın hakkını arayabilir. Kadın anadır. Saygı duyuyorum ben bu konuda. Çok sağ olun. Fikirlerinizi beyan ettiniz. Bir kadının hakkını bir gün geçse de, bir yıl geçse de, 10 yıl geçse de hakkını araması onursuzluk mu? Hayır, onursuzluk değil. Sizce? Bence de onursuzluk değil. Çünkü kadın toplumda ezilen bir görüşte olduğu için bence kadın da erkek de olduğu gibi kadın da onlar gibi hakkını aramalı. Yıllar geçse de fark eden bir şey olmaz bence. Yani 95 yıl önce 17 Şubat evet. 1926 yılında kadınlara medeni haklarla beraber bir sürü yetki verildi biliyorsunuz. Aynen öyle. Yani biz o 95 yılın daha mı gerisine gittik? Yani günümüz olarak biraz öyle gözüküyor. Aslında bunu toplumda böyle algılanıyor. Böyle olmaması lazım. Toplumumuzda böyle algılanıyor bence. Öyle mi? Evet. Bir de normalleşme başlasın mı, böyle rezil rüsva yemek yiyoruz? Evet. Ha? Evet. Açılsın mı artık mekanlar? Buraya otur oturmaz tek düşüncemiz oydu zaten. Açılsın artık mı dedik? Açılsın artık bence. Esnaflarımız da zordu çünkü. Evet. Çok zordu. Kadınların hakkını araması onursuzluk mu diye soruyoruz. Hayır, onursuzluk değil. Mesela bugünkü hakkını bir sene sonra veya 10 sene sonra araması onursuzluk mu? Hayır, yine değil. Her zaman arayabilir. Zaman arayabilir. Evet. Diyorsunuz. Sizce? Ben de katılıyorum. Yani istediği zaman kadınlar hakkını arayabilir. Kesinlikle. Bu soruyu niye sorduk biliyor musunuz? Neden? AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Özlem Zengin aynı gün niye aramamış da bir sene sonra veya 10 sene sonra aramaya kalkmış? Onursuz kadın diye bir serzenişi oldu. Sizce özür dilemesi gerekiyor mu? Özlem Zengin'in. Hayır, gerekmiyor. Onursuz dediği kadınlardan. Hayır, yani evet gerekiyor. Gerekiyor mu? Yani mesela sonra siz kalksaydınız, milletvekili olsaydınız, deseydiniz ki hakkını arayan kadınlar bir sene sonra veya 10 sene sonra aramaya kalktıysa onursuz bir davranış yaptı diye. Ama bir gafa düşseydiniz, ama yanlış açıklama yapmış olsaydınız, özür dileme gereği duymaz mıydınız? Duyardık. Duyar mıydınız? Evet. Niye dilemiyor sizce? Veya diler mi sizce? Dilemesi gerekiyor. Diler mi yani, sizce? Kendi vicdanı. Diler mi bence? Diler diyorum. Biz de sanmıyoruz. Sizce? Kendi diler. Vicdanına kalmış bir şey. Vicdanlıysa diler diyorsun. Onurluysa yani. Diler diyorum ben de. Onurluysa diler diyorum. Aynen. Teşekkür ediyoruz görüşünüz, paylaştığınız için. Rica ederiz. Arkadaşlar afiyet olsun. Sizce hakkını arayan kadınlar bir sene de geçse, 10 sene de geçse onursuz bir davranış mı yapmış olur? Kesinlikle hayır. Her insan hakkını aramalı yani. Hakkını aramakta kötü bir şey yok ki. Sonuçta hak her insana verilen bir şey ve her insan bunu sonuna kadar aramalı ve sonuna kadar sorgulamalı. Özellikle de kadınlar. Çünkü maalesef öyle bir dönemde yaşıyoruz ki yani kadınların bütün hakları yok sayılıyor ve bütün kadınların hakları çiğneniyor ve kadınlar bunu aradıkları zaman maalesef çok pis laflarla eleştiriliyorlar. Ve ben buna kesinlikle çok karşıyım. Her kadın keşke hakkını arasa, her kadın keşke sesini çıkarabilse. Sizce bunu söyleyen bir milletvekilinin, annesinin ya da kız kardeşinin hakkı yenmiş olsa bu kadar rahat konuşabilir miydi? Kesinlikle konuşamazdı. Miras konusunda ya da herhangi bir konuda? Kesinlikle konuşamazdı. Yani kendi kızı, kendi annesi, kendi kardeşine böyle bir şey yapılmış olsa kesinlikle kabul edilmezdi. Hakkı da yani sonuna kadar aranırdı. Ki öyle bir laf edilmezdi. Sizce özür dilemesi lazım mı bu kelimeyi kullanan kişilerin? Dilemesi lazım. Sizce? Yani empati yapamayan insanlar hep böyle konuşuyorlar. Kendilerine geldikleri böyle yapmazlar ama yani. Değil mi? Tabii ki. Zamanınızı çaldık. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizce kadınların hakkını araması onursuzluk mu?
kadınlar da hakkını arar, erkekler de kadınlar da birbirine saygılı olacak. Allah dirlik, düzenlik, huzur, siner versin yani aileleri. Allah dirlik, düzen versin diyoruz. Düzen versin, huzur, siner versin. İnşallah abicim. Görüşürüz. Hadi. Çok sağ ol. Sevgiler. Tamam ya. Büyük mü küçük mü? Ne? O size kalmış. Büyük. Ne konuda peki? Köpeğim var biraz. Evet. Büyük. Büyük seviyorsunuz o yüzden. Aa. Tamamdır. Siz bana sorun şimdi. Şimdi kadınların hakkını araması sizce onursuzluk mu diyoruz? Hayır, tam tersine hakkını aramayan kadınların, ya onursuz demeyeyim ama hakkını aramayan insanları ben saygı duyamıyorum. Duyamıyorum diyorsun. Evet, haksızlık varsa bir yerde, kendinize de yapılsa, başkasına da yapılsa karşı çıkmalısınız, hak aramalısınız. O yüzden hakkını arayan hiç kimse bence onursuz değildir. Herkes hakkını aramalı. Kimse de hakkını yedirmemeli kimseye. Değil mi? Evet. İstanbul seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu da öyle demişti. Ne hakkını yerim kimsenin, ne hakkımı yediririm demişti. Mesela bu sözün altına herkes çizerek takdir etmişti, değil mi? Peki yaptın bunu? Yaptı, oyularını takip etti ve İstanbul'u aldı. Ne de güzel oldu işte. Güzel oldu, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Varsa köpeğim ama... polis köpeği değil, FETÖ'den atıldı. Nasıl yakalandı peki? Pilav yerken, makrubu denilen cemaat pilavı yerken yakalanmış. Tamam. Ondan keşke haberi olsa, anlasa ya. Çok tatlı. Tamamdır. Teşekkür ederiz biz. Sizce hakkını arayan kadınlar onursuz mu? Hayır tabii ki. Yani 6 ay sonra, 1 sene sonra veya 10 sene sonra araması onursuzluk mu? Hiçbir zaman değil. Yani sonuç olarak bu haksa ne zaman arandığı bence önemli bir şey değil. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi, evet, hakkını arayan kadınları 1 sene veya 10 sene sonra, 5 sene sonra aramasını onursuz bir davranış olarak sergiledi ve öyle lanse etti, anlattı söylemlerinde. Evet. Sizce özür dilemeli mi kadınlardan? Tabii ki de özür dilemeli. Yani kendi de bir kadın olarak sonuçta. Yani hele ki şu, yani bu dönemlerde kadınlarımıza daha çok şiddet, daha çok kötü davranışlar olduğu için bence bunun yeri zamanı hiçbir şekilde olmamalı. Kendi bir kadın olarak bütün kadınlar adına bir özür dileyip girişimde bulunmalı diye düşünüyorum. Evet. Mesela kendisinin, annesinin ya da kız kardeşinin veya yengesinin devlet, evet, tarafından, yönetim tarafından ya da evdeki ailesi, kocası tarafından hak, evet, yenmiş bir kadın olsaydı, evet, bu kadar rahat konuşabilir miydi? Konuşamazdı diye düşünüyorum. Konuşamazdı değil mi? Yani. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Sizce özür dilemeli mi? Tabii ki özür dilemeli. Yani bunu sadece kadın erkek diye ayırt etmemeliyiz. Yani cinsiyet ayrımı bir kere yapmayalım. Herkes haksızlığa bir uğradıysa hakkını aramalı. Ama aynen kanuni, öyle. Ama nizam var. Tabii ki. Ya bir de 3 yıl sonra, 5 yıl sonra diyoruz ya, bunun bir nedeni de toplumsal baskı aslında. Kadınlar bazı yönlerden, toplum tarafından, toplumumuz tarafından dışlanıyor demeyeyim de yanlış bir kelime olur. Baskı var yani. Mahalle baskısı diyebiliriz, toplum baskısı diyebiliriz. Atıyorum ailesi içerisinde şiddet gören, cinsel istismara uğrayan kadınlarımız var. Bunu açıkça toplumumuzda beyan edemiyor, söyleyemiyor. Gizlemek zorunda kalıyor. Bir süre sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra bunu açığa çıkarmak istediğinde çıkarabilir tabii ki. Bu bizim kanuni olarak hakkımız. Sadece kadın olarak değil tabii ki. Tabii ki. Çok sağ olun. Görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun.